tartışmaya kapalı olarak dünyanın gelmiş geçmiş en garip, en saçma ve belki de en komik savaşıydı. Normalde savaş dediğimizde hunharca birbirlerini öldürmek isteyen, bunun için zeka dolu stratejiler kuran, güçlü silah ve zırhlarla donatılmış, en az iki farklı taraftan oluşan karşılıklı düşman askerler aklımıza gelir. Ama bu savaşta bir tarafta bahsettiğimiz gibi normal askerler varken diğer tarafın askerleri insan değildi. Hiçbirinin silahı yoktu ama her birinin çok sağlam zırhı, inanılmaz hızı ve bitmek bilmeyen fütursuz iştahı vardı. Onlar emuydu. Evet, rakip ordu bildiğiniz kuşlardan oluşuyordu. Şu emuları çok hızlıca tanıyalım. Bu bilgilerin her biri ileriki dakikalarda işimize yarayacak. Emular hepimizin çok yakından tanıdığı deve kuşlarıyla çok yakın akrabadır. Boyları 2 metreyi bulabilir. Yani bu bir odanızın kapısı kadar oldukları anlamına geliyor. Emular gayet büyük kanatlara sahip olmalarına rağmen uçamazlar. O kanatlar sadece karşı cinse cilve yapabilmeleri için var. Ama uçamamalarının yanında saatte 50 kilometreye kadar hızla koşabilirler. Ölmeden haftalar boyu aç kalabilirler ama ihtiyaçları olmasa bile yemek bulurlarsa o yemeği sahibine hiç acımadan yerler. Hikayemizde de olacağı gibi. İnsanlara karşı kuşların olduğu büyük Emu Savaşı olarak tarihe geçen bu savaş Avustralya'da geçiyor. Yıllardan 1929. Bu yıllarda Avustralya'nın ekonomisi berbat. İnsanların neredeyse hepsi mutsuz. İşsizlik, parasızlık ve kötü ekonomi sebebiyle. Hayır, bir gönderme yapmayacağım. Dedim ve yapmış oldum. Avustralya o yıllarda büyük bunalım ya da bilinen adıyla büyük buhran döneminden geçiyordu. Yani insanların çoğunluğu depresyondaydı. Herkes gibi hikayemizin başrollerinden olan çiftçiler de bu durumdan çok etkilenmişti. Buğday fiyatlarını sürekli düşürmek zorunda kalıyorlardı ve karınları açtı. Mutsuzlardı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi de bir de üzerine 20 binden fazla emu problemi ortaya çıktı. Emular sürüler halinde çiftçileri bildiğiniz yağmalıyorlardı. 7/24 çiftçilerin tarlalarına dalıp vahşice ziyafet çekiyorlardı. Hatta kendileri yetmezmiş gibi kırarak veya delerek geçtikleri çitler sayesinde tavşan gibi başka yağmacı hayvanları da tarlalara sokuyorlardı. Bu çiftçiler ve halk için büyük bir sorundu. Düşünsenize, boyları 2 metreyi bulan uzun tüylü yaratıklar yüzlerce üyeden oluşan sürüler halinde dolaşıyorlar. Her an aylarca uğraştığınız tarlalarınızı hedef alıp baskın yaparak her şeyi yok edebilirler. Çiftçiler de bu soruna bir son verebilmek için dönemin savunma bakanı George Pierce'la görüşmek istediler. Eski askerlerden oluşan bir grup bakanın yanına gitti ve köylülerin bu emu işgali sorununu dile getirdi. Hatta bakandan emuları öldürebilmeleri için yetki ve birkaç da makineli tüfek talep ettiler. Bakan Pierce çiftçilerin bu talebini hemen kabul etti ve emri verdi. Yok edin. Bakanın bunu kabul etmesindeki en büyük etken, tuhaftır ki emuların askerlerin talimi için iyi birer hedef olacağını düşünmesiydi. Çünkü emular küçücük kafalara sahipti ve çok hızlıydı. Bu da bakanın gözünde onları zor ama çok eğitici birer hedef tahtası yaptı. Askerler emuları kafalarından vurmayı hedefleyerek silah becerilerini geliştirmiş olacaklardı. Ama işler pek de öyle ilerlemedi. Hatta hiç de öyle ilerlemedi. Sadece izlemeye devam etti. Bu arada Bakan Pierce bu hareketle halkın gözünde çiftçilere yardım eden iyi bakan adıyla da anılacaktı. Öyle ki Bakan Pierce sırf bu mesajı halka verebilmek için bir film ekibi bile tuttu. Bildiğiniz ordunun arkasından savaşı kayda almaları için birkaç kameraman tutuldu. Emuları yok etmek için bir ordu oluşturuldu. Oluşturulan bu orduyu 7. Ağır Topçu Alayı'ndan binbaşı Meredith komuta edecekti. Askerler 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda kullanılan, 1 saniyede 10 mermi ateşleyebilen, yani dakikada 600 mermi, Lewis tüfeklerini kuşandı. Hedefleri tüm emuları yok etmekti. O gün emulara karşı resmi olarak savaş ilan edildi. Bu emu ordusunun 3 kilometreye kadar mermi ateşleyebilen güçlü silahların ve daha önemlisi üst düzey askerlerin karşısında hiç şansı yoktu. Yani askerler öyle sanıyordu. Parmaklar mermileri ateşlemek üzere tam tetiklere basacakken şiddetli bir yağmur yağdı ve emular saniyeler içinde dağıldı. Bu kötü bir şeydi. Savaş uzadı demekti. Operasyon birkaç gün sonra ertelendi. 2 Kasım'a. O gün aynı şekilde askerler tüm güçleri ve benlikleriyle kuşlara karşı saldırıya hazırdı. 1000 emudan oluşan büyük bir ordu tespit ettiler ve en uygun yere konuşlanıp emulara ateş açtılar. Birkaç bin mermiden sonra ateş durduruldu. Ortalıkta hiç emu kalmamıştı. Ama öldükleri için değil, başarıyla kaçtıkları için. Askerler emuların sadece 12 tanesini öldürebilmişti. Bu emu ordusuna karşı yapılan büyük operasyon büyük başarısızlıkla da sonuçlandı. 1000 taneden
12'si. Bu arada bu saldırıların ilki ve en sıkıcısıydı. Diğerleri daha ilginç. Askerler ilerleyen birkaç gün sürekli bir Emo ordusu tespit edip binler içinden sadece birkaç tanesini öldürebilmekle yetindiler. Öyle ki komutan bunun üzerine ciddi ciddi her Emo sürüsünün bir lideri var ve strateji uyguluyorlar dedi. Bu bir kuş. Emolar aşırı hızlı ve kıvraktı. Bu sayede mermilerden rahatlıkla kaçabiliyorlardı. Kaçamasalar da benim zırhları dediğim aslında kürkleri mermileri ya direkt engelliyordu ya da etkilerini kaybettiriyordu. Öyle ki gövdelerinden birkaç kez vurulsalar dahi sanki peki bu sorun değil deyip yaşamlarına devam ediyorlardı. Komutan Meredith komuta ettiği bu başarısız saldırıdan sonra bir strateji düşündü ve askeri bir aracın üzerine makineli tüfek yerleştirdi. Ama bu askerler için daha da zor oldu. Araç giderken mermileri isabet ettirmek neredeyse imkansızdı. Hatta yol aşırı bozuk olduğu için neredeyse hiç atış bile yapılamadı. Rastgele salladılar. Bu da hiç işe yaramadı. Askerler 2 Kasım'dan 8 Kasım'a kadar 2500'den fazla mermiyi binlerce emuya ateşledi. Ama 50 tanesini bile öldüremediler. Bu fiyasko ordunun ve dolayısıyla savunma bakanının rezil olmasına sebep oldu. Tüm gazeteler koskoca ordu sadece birkaç emu öldürebildiler başlıklarıyla doluydu. Savunma bakanı bunun üzerine hareketi sonlandırdı ve şunları söyledi. Emular silah taşıyabilselerdi dünyadaki herhangi bir orduyla savaşabilirlerdi. Onlar tanklarla bile karşı karşıya gelebilirler. Savaşın en kilit noktasına geçiyoruz. Ordu bu fiyasko üzerine sahadan çekilince emulara da gün doğdu. Çiftçilerin ekinlerini yok etmeye devam ettiler. Tabii saldırı yapılırken de devam ediyorlardı. Ama böylesi onlar için daha rahattı. Sonuçta artık onları gıdıklayan mermiler yoktu. Çiftçiler emu işgallerine daha fazla dayanamadı. Bu defa Başbakan James Mitchell'den yardım istediler. Başbakan daha güçlendirilmiş bir orduyla operasyonu tekrar başlattı. İlk saldırı 13 Kasım'da gerçekleşti. 2 gün boyunca sadece 40 emu öldürebildiler. 3. günse çok daha azını. Bu arada toplam emu sayısının 20 bin olduğunu hatırlatmak isterim. Emulara karşı genelde başarısız saldırılar bir ay boyu devam etti. Bir ayın sonunda toplam 9860 mermi ateşlenmişti. Ama yalnızca 986 emu öldürülmüştü. Yani her bir emu için ortalama 10 mermi harcanmıştı. Bu çok başarısız bir oran. İşte operasyon bu noktada sonlandırıldı. Emu sorununun hala devam etmesine karşın hükümet farklı bir yol izlemeye karar verdi. Emuları askerler yoluyla değil de halktaki insanlar yoluyla öldürecekti. Ve bunun için mantıklı bir oyun oynadı. Kim olursa olsun öldürdüğü her emu için para ödülü. Bu yöntem askerlerin o büyük operasyonlarından çok daha fazla işe yaradı ama hala yetersizdi. Hükümet pes edip geri çekildi ve Avustralya savaşı resmi olarak kaybetti. Emular varlığını sürdürmeye, çiftçilerin ekinlerini acımasızca yok etmeye devam etti. İlerleyen yıllarda da emu sorunu komik bir çözümle son buldu. Çit çekmek. Evet o bölgeye güçlü bir çit çektiler ve artık emular oraya hiç gelmedi. Bu kadar kargaşaya ve katliama hiç gerek yokmuş. Bir çit yetermiş. İşte bu olay deve kuşlarının Avustralya askerlerine karşı zaferi olarak tarihe kazındı. Abone olun da tekrar görüşelim.